Peki sonrasında e, zann ediyorum sizin de özellikle altını çizmek istediğiniz şey o nasıl belirliyorsunuz asıl problemin nereden kaynaklandığını veya çözülmesi gereken durumu evet. burada e, poliklinik şartlarında uygul diz için konuştuğum konuşuyorum poliklinik şartlarında uyguladığımız çok basit bir yöntem var hastaya dizine bir iki cc kadar lokal anestezik yani uyuşturucu hani parmağımız kesiliyor dikiş atılırken veya diş diş hekimine gittiğimizde acı çekmeyelim diye ağzımızın içine yapılan o küçük iğne var ya o küçük iğneyi dizin içine uyguluyoruz. Yani bölgesel olarak aslında Evet o bölgeyi o bölgeyi ortadan kaldırıyoruz. Özür dilerim. O bölgenin ağrısını ne, ortadan ortadan kaldırıyorsun, kaldırıyorsun, kaldırıyoruz. Duvanlık. Evet bu iğneyi yaptıktan sonra diyoruz ki amcacım teyzeciğim şöyle bir otur bir 10 dakika dinlen. 10 dakika sonra da sana ağrı veren şeyler neyse aynılarını yap. Yani merdiven çıkamıyor musun? Tamam hemen e, köşede bir merdivenimiz var. Şu merdiveni bir çık in diyorum. Oturup kalkamıyor musun? Olduğun yerde çömel ayağa kalk diyorum. Düz yol mu yürüyemiyorsun? İşte koridorumuz var. Şu koridorda 4-5 tane tur diyorum. Enjeksiyondan 10 dakika sonra. Zaten yaptığım enjeksiyonun ömrü dizden kaybolması yaklaşık 30 dakika. En fazla 1 saat. Bu enjeksiyonu yaptıktan sonra. Burayı devre dışı bıraktım ya. Evet. Hasta gelip diyorsa. Ya benim ağrım %50-60 geçti. O zaman bu hastanın dizini tedavi ediyorum. Dizi tedavi ettikten sonra bu hastanın yürüyüş sayısı, yürüyüş miktarı arttığında bel sorun çıkarmaya başlarsa hı hı. o zaman bili de dahil ediyoruz daha sonra. Ya da bu hasta geliyor diyor ki ya doktor bey hiçbir şey değişmedi. Ya evet tamam buralarımda böyle bir rahatlama oldu ama ben yine merdiven çıkarken zorlandım. Ben şu koridorun İkinci turda yine böyle ayaklarımın dermanı kalmadı. E, o zaman ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Gelit yep, tedavi ediyoruz. Belde. Evet. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Bel sorunlarında kişi ağrılardan dolayı kendini kısıtlıyor ve e, günlük işlerini, günlük hareketini olabildiğince azaltıyor. İstem dışı aslında farkında olmadan bunu meselen e, yapıyor. Olabildiğince azaltıyor. Çok kısıtlı bir hayat geçiriyor. Günde en fazla 50 metre yol yürüyor. Bu hastanın dizlerindeki kireçlenme sebebiyle ameliyatı yapılıyor. Protez ameliyat. Hasta mutlu. Süper. Harika. 50 metre yürüyen kişi 1 kilometre yürür hale geliyor. Ama 50 metrede sorun çıkarmayan ben... Bir kilometrede dermansızlığı yine başlatıyor. Yani burada özellikle zaten eksik tedavi mi yanlış tedavi Hayır, mi? Hayır ikisi de değil aslında. Hangisi? Peki? Burada önemli olan burada Yalnız ağrıya ağrıya yönelik yapılmış hareket. Hı hı. İşte burada şu basit test inanılmaz işimizi görüyor. Bunu kalçada da yapıyoruz. Tek farkı ne? Kalçanın enjeksiyonunu skopi dediğimiz bir cihaz altında yapıyoruz çünkü çok dar ve derindir bu bölge yine aynısı ama yine poliklinik şartlarına benzer girişimsel müdahale odalarında basit bir enjeksiyon anesteziye bile gerek yok hı hı. kalçadan iğne yaptırmaktan yani bu ağrılar için antibiyotik için yaptırdığımız iğneden daha basit bel ve kalça problemi aynı anda varsa ya da kalça ve diz problemi aynı anda varsa yine aynısını yapıyoruz en kolay hangisi? Burası. Bel zor mu değil ama belde uyuşturucu bütün ağrıyı bloklayacağı için kafa karıştırır. O yüzden kalça ve dizi bloklama işini yapıyoruz ve ondan sonra da tedaviye başlıyoruz. Burada hastanın yakınmalarıyla yönlendirdiğimiz bir tedavi Evet, rutinimizde bu şekilde yapıyorduk ama maalesef ağrı subjektif bir bulgu. Yani ağrı kişiden kişiye değişiyor. Yani basit bir bir de e, ağrı eşiği farklı olan insanları da düşünecek olursak, yansımasını da düşünecek olursak sizin dediğiniz gibi ağrının bu sefer gerçek sonuçları elde etmeniz tabii ki mümkün. Ya değil. şöyle düşünün. Benim eşim hastala hastalanır. hasta, hasta gıgını çıkarmadan çalışır. Ben, ben de 40 derece bırak 38 derece ateşte ha diye yatarım. Yani <laughs> bu ciddi anlamda ben iğne yaptırmaktan korkarım. Niye? Aman acıyacak, acıyacak. Ama geçen şeyde programda konuşmuştuk. Senin hiç böyle bir sıkıntın yok hiç Böyle bir şeyim yok. Evet. <laughs> ben kırık ayakta podyuma çıkmış biriyim. Evet. Ki bu da doğru değil. Evet, evet, bu da gelmişken bunu da söyleyeyim. Ağrı ee, eşi eşiği ve ağrı miktarı son derece taraflıdır. Ya da bunu ölçebileceğiniz diyeyim. bir şey var mı? Var. Şimdi siz bana dediniz ki Seçkin hocam çok ağrım var. Ben sana şunu mu diyeceğim. Yoktur o kadar. Yoktur, yoktur. Ya böyle bir şey yok. Ne dersen sen ben ona inanmakla yükümlüyüm. Çünkü elimde bir ağrı ölçer yok. Yani ateş ölçer gibi şu koltuk altına koyayım. Şenay'ın 100 birim ağrısı var diyeyim. Böyle bir şey yok. Keşke o yüzden olsa. <laughs> O yüzden benim ağrının geldiği yeri Tespit edebilmek hı hı. için birini ortadan kaldırmam gerekir. Birini ortadan kaldırdığımda geçici. O zaman zaten nasıl bir yol çizeceğimi hastalara anlatıyorum ve hastalar da kendileri yaşıyorlar. Yani bu dizi e, e, uyuşturduğumda geçen yüzde 50, yüzde 60 e, ağrısızlık bile. Hastayı inanılmaz mutlu ediyorken, evet, geçenlerde gelen bir teyze vardı, aynı şikayetlerdi. Ee, iğnesini yaptım, ağrısı geçti, hatta o böyle yüzde yetmişe yakın geçti. Ee, dedim ki işte dizinize sizin protez ameliyatı yapmam gerekiyor. Bel o kadar gürültülü olmasına rağmen sizin asıl probleminiz dizinizde. Dedi ki yok yok ben çok iyiyim. Bu iğneyle ben giderim. <laughs> ya diyorum ki iki saat sürmez bile onun etkisi. Ah, yok 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 iyi bu iyi bu ameliyata ah, gerek teyzeci. yok. E, Teyze her gün gelip iğne mi yapacağız sana dedim. Bu gerçekten geçecek mi dedi. E, dedim bu geçici sadece test amaçlıydı. E, çok zor ikna ettik. Ya. Evet. Ama şunu da söyleyince iş bitti. Biz bu protezi buraya koyduğumuzda kemiklerin sürtmesini ortadan kaldırdığımızda Zaten sen rahatlayacaksın. Çünkü neden? Bu iğneyle ben kemiklerin sürtmesinin verdiği ağrıyı... ...geçici olarak ortadan kalktırdım. İki kemiğin arasına o protezi yerleştirdiğimde... ...bu arada protez diyorum. Evet hocam o tedavi yöntemine de aslında evet, başlamış olduk. Ona da gelelim. Protez diyorum ama... ...burada e, çok küçük bir e, ara... E, ...parantez, bir parantez açmak istiyorum. Çünkü... Protezi, bizim burayı böyle komple kesip yerine bir takma ayak taktığımızı sanan <laughs> e, arkadaşlar, hastalarımız, e, teyzelerimiz var. Bakın biz sadece... Adı protez. Adı protez. Çünkü hep şöyledir ya hocam, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Protez dendiği zaman sanki işte, kolsuz, bacaksız insanlara yardımcı olma amacıyla işte bir nevi sahte diyelim ama evet. işlevi aynı olan işte bacak, kol vesaire gibi takılan şeyler var. Ama mesela silikon ameliyatı da bir protez aslında. Evet. Ya da işte bizim dişimize takılan, dişimize yapılan şeyin adı da protez. protez. Yaptığımız iş şu bakın. Şimdi burada kireçlem ya da şunu şöyle çizeyim. Evet. Protezle ilgili detayları vermek üzere efendim şu evet. an çizimdeyiz. Evet. Şimdi... Burası dizin dışı, burası oturmuş, kıkırdaklar komple erimiş. Biz ne yapıyoruz? Bu arada bu hasarlı, hasar, ee, kireçlenmiş bir dizi gösteriyor. Dizi gösteriyoruz evet. efendim. Normal şartlarda ee, böyle olmaması gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir dizin. Evet. Şu taradığım kadar kısım alanı çıkartıp bunun ...metal yüzeylerle değiştiriyorum. Hocam birini de söyleyelim mi yeri gelmişken? Şu alan... ...ortalama bir... ...bir buçuk santimlik bir alandan bahsediyoruz. Yani... E, ...totalde de bir buçuk santim diyelim. Bir buçuk santim yani 15 milim bir kemik çıkartıyor. Yani çıkartıyorum derken... ...bütün ortopedi doktorları bu protezi e, böyle yapıyorlar. Hocam şöyle... E, ...ben yanlış anlamış olabilirim çünkü... ...toplamında bir buçuk toplamında, santim değil Toplamında şimdi mi? bu aralık aralı boş... Aha. Burayı düşünmeyin. Çıkartılan kemik toplamından bahsediyorum. Toplama yani, yani sadece kullandığınız... şuradaki kısım bir buçuk santim değil, değil. efendim. Evet. To kullandığınız protezin kalınlığına göre bu bir miktar artabilir ama bu hiçbir zaman 5-6-7 santimlere ulaşmaz. Hı hı. Yani ortalama bir 1 metrelik bacak boyundan derseniz çıkartılan kemik ki o da sağlıksız. Onu çıkartıyoruz. Yani dolayısıyla sizin efendim, diziniz, ayağınız, her yeriniz sizde kalıyor. Devam evet. ediyor yani. Evet. Yani e, bu bölgeden kemik çıkardık, bu bölgeden kemik çıkardık. Dediğim gibi bu iki buçuk santimlerde total bir çıkarma. Ondan sonra burayı değiştirdik ve rahatlıkla e, kemikler birbirinin üzerine oturmadığı için, arada bir şey olduğu için ondan sonra eklem yeniden çalışmaya başlıyor. Yani sürtünme ortadan kalkmış oluyor. E peki sürtünme ortadan kalkıyor da bıçak gibi bütün ağrı kesiliyor mu? Kesilecek. Ama hemen değil. bu arada işte sıvı azalması denilen şey de yeri gelmişken anlatalım mı? O sıvı azalması değil. Evet. O aslında sıvı artması. Yani kıkırdağı kaybettiğimizde kemikler birbirine sürtmeye başladığında vücut oradaki yangını söndürmek için aslına bakarsanız oraya sıvı basıyor. Diz şişiyor. Yani aslında oradaki durum yani sizin protez ameliyatı gerçekleştirmenizin sebebi ee, kıkırdak ee, azalması.